Gülümseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kanalıma abone olarak destek olan tüm abonelerime teşekkürlerimi iletiyorum. Örgülerimi, videolarımı, içeriklerimizi takip etmek için kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Bu şekilde sizlere her video paylaşımında bildirim gelecektir. Sizler de örgülerimizi kaçırmamış olursunuz bu şekilde. Bugünkü videomuzda böyle elbise tutacak yapımını sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir model oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Böyle sizlerin de gördüğü gibi tığla örülen bir model. Tığ olarak 2 numara 1.75 milim kullandım. Patik ipliği kullandım. Bu sefer şu iki rengimi kullanacağım. Sizler isterseniz lif ipiyle de örebilirsiniz. Diğer türlü yünlerle de örebilirsiniz. İstediğiniz yün çeşidiyle örebilirsiniz. Şöyle iki katlı modelimiz. En son iki katını birleştirdim. Ayrıca bu modelimizi tutacak yapmak istemezseniz bebeklerinize, yani çocuklarınızın bebeklerine elbise olarak da kullanabilirsiniz. Şu alt kısmını birleştirmezseniz bu şekilde elbise olarak da kullanabilirsiniz çocuklarınızın bebeklerini. İsterseniz bu aynısından şu uç kısmına da yapabilirsiniz. İki tane de yapabilirsiniz. Ben tek yaptım. İster tutacak modeli olarak kullanın, ister bebeklerinize elbise olarak yapın, isterseniz süs olarak böyle dolaplarınıza asabilirsiniz mutfaklarınızda. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Öncelikle şu rengimizle başlayacağız. Ben çok beğendim modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah birlikte de yaparız. Şimdi bu şekilde zincir çekerek başlıyoruz. 10 adet zincir çekelim. Bu şekilde saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet zincir çektik. Zincirimizi yuvarlak haline getirelim. Bu şekilde. Sonrasında 3 zincir çekelim. Bakın böyle bir üst kısma çıkalım. Tığımızın üzerine alalım ve yuvanın içine, yuvarlağın içine batarak 2 tane ikili trabzan yapalım. Zincirimizle beraber 3 adet olacaklar. 1, 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Yine yuvarlağımızın içine batalım. 3 tane ikili trabzan yapalım. Bakın 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2 zincir çektik. Tığımızın üzerine alalım. Tekrardan 2 zincir çektik. Sonrasında yine 3 tane ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. Araya yine 2 zincir çekelim. Tekrardan 3 tane ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane oldular. Toplam 7 adet olacaklar. 2 zincir çekelim. Yuvanın içine batalım. 3 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3 tane yaptık. 1, 2 zincir çekelim. Tekrardan yuvanın içine batalım. 3 adet ikili trabzan yapalım. Kaç tane oldular sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet olmuşlar. 7.'yi sonuncuyu yapacağız. 2 zincir çekelim. 3 adet ikili trabzan batalım. Yuvanın içine. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Sonrasında 2 zincir çekelim. Bakın yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet yapmış olduk. Sonrasında 2 zincir çektik. Bakın baştaki trabzanın tepesine batalım. İlmeği içinden geçirelim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Sonrasında şu yuvanın içine şöyle kaydırma tekniğiyle bir sonraki yuvanın içine girelim. 1, 2, 3 zincir çekelim.
İlk sıramızı bitirdikten sonra 3 zincir çektik. Bir tane ikili trabzan yaptık yuvanın içine. Araya 2 zincir çekelim. Tekrardan aynı yuvanın içine batarak 2 tane ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. Araya 2 zincir çekelim. Aralar hep 2 zincir. Tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki araya batalım. Yine 2 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde. 2 zincir çekelim. Aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapalım. Bir, iki zincir çekelim. Bir sonraki yuvanın içine geçelim. 2 adet ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. Aynı yuvaya tekrar batalım. 2 adet ikili trabzan yapalım. 1, 2 zincir çekelim. Bir sonraki yuvaya batalım. 2 adet ikili trabzan yapalım. 1, 2 zincir çekelim araya. Aynı yuvaya tekrar batalım. 2 adet ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde şöyle bu yuvalarımızın içlerine batarak bu sıramızı tamamlayalım. Bütün yuvalarımıza battık. Bakın en son yine 2 zincir çektim. Baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçirelim. Sıramızı bakın tamamlamış olduk. İkinci sıramız da bu şekilde. Bir sonraki sıramıza geçeceğiz. Yine şu aradaki yuvaya girelim. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Aynı yuvaya batarak ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. Aynı yuvaya tekrar batarak 2 tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde. Bu sıramızda şu aralara da su taşı modeli yapacağız. Bu modelimiz su taşı modeli. Ondan şu araya da yapacağız. Bu araya da, bu araya da, bu araya. Bütün aralara modelimizi yapacağız. Arttırmış olacağız hem. Aralar hep 2 zincir. 2 zincir çektim. Bakın hemen bir sonraki araya battım. 2 tane ikili trabzan yapalım. 2 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batalım. 2 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Bakın her boşluğa böyle su taşı modelini yaparak su taşı modelini bakın su taşı modelinin üstüne yaptık. Hemen araya da yaptık. Bu şekilde tamamlamış olduk. Kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 adet su taşı modeli yaptık. Sonrasında diğer rengimize geçeceğiz. İstediğiniz renk kombinlerini kullanabilirsiniz. Aynı renkte yapabilirsiniz. Bir sıra farklı, bir sıra farklı da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım renk geçişlerini. Şimdi tekrardan ipimizi alalım. Hemen bakın ipimizi koparttığımız yerdeki su taşı modelinin içine batarak başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Aynı yuvaya batarak ikili trabzan yapalım. Zincirimizde ikili trabzan kabul ediyoruz. 2 taneyi yaptık. 1, 2 zincir çekelim. Aynı yuvaya batarak 2 tane daha ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. Sonrasında bir sonraki su taşı modelinin içine geçelim. 2 adet ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. Su taşı modelinin içine batalım. 2 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2 zincir çekelim. Bir sonraki su taşı modelinin içine girelim. 2 tane ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. 2 tane ikili trabzan yapalım.
Bu şekilde bakın. 3 taneyi yaptık. Dördüncüyü de yapalım. Bir, iki zincir çekelim en son. Bakın böyle 1, 2, 3, 4, 4 adet yaptık su taşı modelimizi. Burada da modelimizde ön kısımda 1, 2, 3, 4 adet su taşı modelimiz var. Arka kısımda da 1, 2, 3, 4 adet su taşı modelimiz var. 3 taneyi böyle kollar için ayırdık. Şimdi kollarının yapımına geçelim. 2 tane zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine alalım. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü su taşı modelinin içine batalım. Arada 3 taneyi bırakalım. 2 tane ikili trabzan yaptık. Araya 2 zincir çektik. Aynı yere tekrar batalım. 2 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekelim. Kol kısmını bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. 3 tane su taşı modelini atladık. Dördüncüye battık. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 adet su taşı modelimiz önde. Arkası içinde 4 taneyi yapalım. Sonra kol kısmını yapalım. Evet, bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4. 4 adet su taşı modelini oluşturduk. Sonrasında bakın kol kısmının ayrımına geldik yine. Burada 1, 2, 3. 3 adet su taşı modelini yine atladık ve ilk trabzanın tepesine battık ve birleştirmiş olduk. Kol kısımlarını bakın böyle şu şekilde ayırmış olduk. Böylece elbise modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi şöyle yuvamızın içine girelim. 1, 2, 3 adet zincir çekelim. İkili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. Su taşı modelinin içine yine su taşı modelimizi yaptık. Araya 2 zincir çekelim. Bir sonraki su taşı modelinin içine girelim. Sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Su taşı modellerinin üzerlerine su taşı modelini yaparak bir sıra örelim. Bir sıra daha aynı şekilde ördük bakın. Şöyle. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda artma yapacağız. Artmalarımızı ise şu şekilde yapacağız bakın. Zincirimizi bir trabzan kabul ediyoruz. Yanına bir trabzan daha yaptık. Bir trabzan daha yapıyoruz. 3 adet ikili trabzan oluyor. Sonrasında araya 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde üçerli ikili trabzanlar yaptık. 2 2 yapıyorduk. Bu sıramızda 3'e çıkardık. Ara yine 2 zincir. Bir sonraki su taşı modelinin içine giriyoruz. 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Sonrasında araya 2 zincir çekip yine aynı yuvaya batıp 3 tane daha ikili trabzan örüyoruz. Bakın bu şekilde. Araya 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde yine sıramızı aynı şekilde tamamlayalım. Evet, sıramızı bitirdik. Bu pembe rengimizi 1, 2, 3 sıra ördük. Şu an 4. sıramızdayız. Bu sıramızı da yine bir alttaki sıranın aynısını yapacağız. 3 zincir çektim, yukarıya çıktım. Zincirimi ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Yanına 2 tane daha bakın. İkili trabzan yaptım. 3 adet oldular.
Araya iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Tekrardan 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya iki zincir çekiyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sıranın aynısını bu sıramızda tekrar edeceğiz. Böyle 2 tane gitmiştik. 2 tane de üçlü ikili trabzanlar yaparak öreceğiz. Yani 2 sıra o şekilde öreceğiz. Bu sıramızı da yine aynı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın böyle. Şimdi yine bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda yine bir trabzan daha artma yapacağız. 3 olan trabzan sayımızı 6'ya çıkaracağız. 6'ya diyorum, 4'e çıkaracağız. Evet, 4 tane bu tarafa bakın. 1, 2, 3, 4. Araya bu sefer 3 zincir çekelim. 4 tane bu tarafa. 2, 3, 4. Bakın şöyle. 4 bu tarafa, 4 bu tarafa ikili trabzan yaptık. Toplam 8 taneler. 2 su taşı modeli arasına 2 zincir. Bir sonraki su taşı modeline geçelim. 2, 3, 4. 4 adet ikili trabzan yapalım. Araya 3 zincir çekelim. Tekrar aynı yere batalım. 4 adet ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. 1, 2 zincir çekelim. Bir sonraki su taşı modelinin içine girelim. 1, 2, 3, 4. 4 adet ikili trabzan yapalım. Araya 3 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batarak 4 adet ikili trabzan yapalım. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Aynı sıradan 2 sıra daha öreceğiz. Bakın şurada 1, 2. Bu 2 sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Yine dörtlü trabzanlar. Bakın. Bu şekilde sıranın aynısını tekrar edelim. 2 sıra daha aynı şekilde örelim. Biraz tekrar birlikte örelim. 3 zincir çektik, yukarıya çıktık. 4 adet ikili trabzan yaptık. Araya 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batarak 4 adet ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. Bir sonraki su taşı modeline geçelim. Bu şekilde 2 sıra daha öreceğiz. Bu sıramızı örelim. Bir sıra daha örelim. Evet, 2 sıra daha aynı şekilde yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi bu rengimizde koyu pembeyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş olduk. Aynı şekilde burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örülmüş oldu. 1, 2, 2 sıra ikili trabzan. 1, 2, 3, 2, 2 sıra üçlü trabzan. 1, 2, 3, 3 sıra dörtlü trabzan şeklinde ördük. Şimdi şu alt kısmının yapımına geçelim. Hem alt kısmını yapacağız hem de şu 2 tane kısmı, yan kısmı, şu kısımları birleştireceğiz. Şimdi ipimizi alalım. Eğer çocuklarınızın, bebeklerin elbise olarak örmek isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Böyle giydirdiğimizde çok güzel duruyor. Şimdi alt kısmını birleşimine geçelim. Şöyle bir kenardan başlayalım.
Şöyle bakın, karşılıklı iki su taşının içine birden bakıp batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekelim. Karşılıklı iki su taşının içine birden batarak 8 adet ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonrasında araya 1, 2 zincir çekelim. Bir sonraki, bakın, karşılıklı 2 tane su taşının ikisinin içine birden batarak ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet ikili trabzan yaptık. Araya 2 zincir çekelim. Tekrardan diğer 2 tane, bakın, böyle karşılıklı su taşlarının ikisinin içine birden batalım. Bu şekilde hem birleştirmiş oluyoruz. İkili trabzanları hızlıca yapıyorum. En sonuncuyu da yapalım. Bu şekilde. Üç, altı, yedi tane yapmışız. Sekizinciyi de bu şekilde yapmış olduk. Bakın, bu şekilde birleşimini yaptık. Şöyle. Sonrasında bir sırada sık iğne yaptım. Sonrasında bitirmiş olacağız. Bir zincir çekelim. Şöyle dönelim. Bakın, böyle her birinin üzerine sık iğne yaparak böyle ilerleyelim. Şu araya iki zincir olan yere iki sık iğne yapalım. Bakın, elbise modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi şu kısmının yapımına geçelim. Bu kısmını ben böyle uzun yaptım. İsterseniz şöyle kısacık da yapabilirsiniz. Böyle uzun yaptım ben. İki ipi birleştirip zincir çektim istediğim uzunlukta. İsterseniz trabzan da yapabilirsiniz, fıstık da yapabilirsiniz. Ben böyle iki ipimi birleştirip trabzan yaptım. Şöyle trabzanların birinden böyle batarak birleştirdim ve böyle zincirler çektim. Daha kalıntılı zincirlerimizi çekerseniz daha rahat çekebilirsiniz. Ben yine aynı tığla çektim. Bu şekilde zincir, istediğimiz uzunlukta zincir çekelim. Evet, istediğimiz uzunlukta zincirimizi çektik. Sonra yine en son şuradaki ikili trabzanlardan birine bu şekilde örerek tutturalım. İki zincir çekerek ipimizi koparalım. Şu iplerimizi iç kısma doğru çekelim. Evet, elbise tutacak modellerimizi bitirmiş olduk. Görüldüğü gibi renkler ve model muhteşem oldu. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.